Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz, nerede videomu başlatıyorum. Ellerimi Bırakma Derneği'nin açılışı için buradayız. Sevgili Elvan Hanım, muhtarımız, bu derneğin kurucusu. Biz de ona destek olmak için hep beraber toplanıp geldik. Güzel işlere vesile olalım diye. Harika bir yardımlaşma derneği, onu da söyleyeyim sizlere. Böyle ihtiyaç sahiplerine Elvan Hanım el uzatıyor, Allah ondan razı olsun. Lokma da tabii ki hayırlı olmasın mı? Olsundu. Ben şerbetsiz aldım. Benim kızım. Annesinin balığı. Ay çok şükür döndüm, dolaştım. Ay bismillah. Eve geldim. Sıcaktı ama gerçekten güzeldi. Gelirken de şöyle bir markete uğradım. Markette yapılacaklar vardı. Alınacaklar vardı. Eksikler işte. Neyse, onları da hallediverdi Zübeyde. Ay artık eve gidiyorum ama şu sadece gördüğünüz bir Ankamar'a uğradım. Oradan da A101'e uğradım. Poşetin içinde aslına bakarsanız çok bir şey yok. Ama hayat pahalılığı. Vallahi Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimden şu anda. Ay. Hadi açıl daha. Hadi evde görüşürüz. Beni kapılarda bekleyen bir bal kız. Annesinin canı, nasılsın? Özledin mi? Ben de özledim. Hadi bakalım. Ceren, anne bir kısır yapsan da yesek demiştir. O sırada annesi. Hemen mutfağa atlayıp bir kısır yaptım. Demleme usulü çok pratik. Çok da lezzetli oluyor. Çocuklar da çok seviyorlar. Vallahi insan bazen ne yapsam diye düşünüyor evdeki çocuklara. Akşama da şöyle taze fasulye, onu pişireceğim ama şimdi şöyle öğlene güzel bir lezzet olsun hem de doyurucu olsun diye kısır yapıverdim. Bakın nereye geldik, sahildeyiz. Günlerdir kavurucu bir sıcak vardı ki anlatamam size, yandık bittik tükendik derken Rabbim önce imtihan etti sonra yüzümüzü güldürdü. Her zaman öyle değil midir zaten? Bugün hava serin, Ordu'da yağmur yağdı, Karadeniz coştu. Arka tarafı görüyorsunuz. Şu anda coşmuş yani. Korkma kızım. Şurada da evlilik teklif edilecekmiş birazdan. Onun için de bir hazırlık var. Bazen biz de senin gibi oluyoruz Karadeniz. Atlama yavrum. Atlama, dayanamaz sana annen. Düşerse var ya viyak viyak bağırır. Neden? Ceren sen büyümedin mi annem? Ama çok güzel telefonum ne var? Çok güzelmiş. Onu anca duru kuşu alırız biz. Doktor. Anca duru. Duru sana bir gün gelmişti, hatırlıyor musun? Ya Ceren dalga geçiyorsun ha. Bak BİM'e geldik oradan. Size BİM'deki ürünleri de dedim bari çekeyim. Video çekemedim ne zamandan beri. Sizinle buluşamadım. Böyle bir mesajlarınızdan sonra acayip derecede bir heves ettim. Dedim fazla ayrı kalmayalım. Biraz içerik üretip sizlerle buluşalım. Ay bardağa bak ya, dur. Dur şöyle göstereyim.
bunu alamam. Almamalıyım. Alma Zübeyde. Bunu burada bırak Zübeyde. Bunu nasiplisine bırak. Sen alma. Senin bardak ihtiyacın yok Zübeyde. Kendine gel Zübeyde. Kendine gel. Ceren. Kız fiyatı ne kadarmış ki? Gel de bir bakalım. Fiyatı da yok Ceren. Alma diye. Herhalde fiyatını da ben almayayım diye kaldırmışlar. Zaten iki tane kalmış. Bugün gelmiştir bu. Vallahi fiyatı siz görüyor musunuz? Ben sonradan görüyorum böyle şeyleri de. Gide. Güzelmiş ama. Güzelmiş. İhtiyacınız varsa siz bakın. Bak. Kaseleri göstereyim. Ya yeşilin güzelliğine bakın. Çok güzel. Şurada bir de. Neyse bunlar açık değilmiş. İşte bir de bu rengisi var. Bu rengisi. Şöyle bakın. Ben burada böyle kase var. Şunlar kahvaltılarda çerez falan çok gerçekten kullanışlı oluyor. Yani zeytin, peynir böyle az bir şeyler koyacağınız zaman çok da yer de kaplamıyor. Güzel. Şundan benim de var ama ne zamandır kullanmıyorum mesela. Dur şöyle çay bardağı da severim ben. Bakalım. Şöyle klasik güzel bir çay bardağı. Gördük şekerim. Dikkatli koy. Aynı aldığımız gibi koyalım. Teşekkür ederim. Sonra ne gelmiş? Aa, o kaselerin büyükleri de gelmiş. Yeşil olanı geldi mi acaba? Bitmiş hemen. Çok güzel. Renkleri çok tatlı değil mi Ceren? Şöyle düzeltelim. Kesinlikle çok güzel. Ben de beğendim o rengi ya. Gerçekten şeyi güzel Ceren. Lavanta. Aa evet. Tamam dikkatli tut. Lava istiyor. Burada neler var? Şöyle baka baka gidelim yavaş yavaş. Tuzluk varmış. Şöyle üçlü çay bardakları gelmiş. Şunlar da aslında çok iyi. Vallahi çok da kullanışlı. Ama bunların fiyatını bilmiyorum. Şu altta da var. Bunlar ne zamandan beri var? Bunlar tükenmedi. Bunlar yakında indirime girer. İndirime girince almak lazım. Öyle oluyor çünkü genellikle. Şöyle tepsi var. Şöyle şuradan geçelim. Şu tarafa bakalım. Burada neler varmış. Bu bebeklerden de ister misin Ceren? Bak bu çok güzelmiş sarı. Evet çok. Bak bu çok güzel. Bunu erkek çocuğu olanlar mutlaka baksınlar. Yine burada bardaklar. Aa, şu kaseye bakalım. Porselen kalitesi güzelmiş ama. 79 TL eder mi? Eder üçlü. Burada ne var? Ay şunu açacağım. Bir dakika dur. Şöyle 6 bölmeli servis için güzel. Güzel bir tabak yani beğendim. Şöyle tek sadece bunu ortaya koy. Mis gibi. Hatta kahvaltılık bile olur mu? Olur yani. Porselen kalitesi de güzel. Dur şunu yerine koyalım. Mor ve kırmızı kesinlikle cüzdan alacaksanız hanımlar kırmızı ya da mor alın. Ben kırmızı tercih ederim. Parayı çeker. Burada da güzel dondurma kupları var. Bunlar da pek güzelmiş ya. Üçlü. Artık her şey ya üçlü ya dörtlü ya. Valla. Dondurma yapmak için anladın mı? Bir ara yapıyorduk dondurma seninle. Evet. Eskiden beraber dondurma yapıyorduk. Hem de dört kişiyiz. Dörtlü. Ben artık yapamıyorum Ceren'cim. Ben yaparım. Tabii sen de anne yaparsın. Şu alttakilere bakayım. Bunlar ne? Bunlar da bardak mı? Bardak mı? Kase mi bu ya? Kase sanki değil mi? Böyle tatlı falan koymak için güzel olur yani. Bence hoşmuş. Ama kase evet. Gravürlü kase. Tanesi 10 TL'ymiş. Çok da şık olur aslında. Şöyle baktım da. Beğendim. Zübeyde onu beğendi. Yine Tefal'in ürünleri. Şundan benim de var. Krep tavası. Çok ama çok memnunum. Çok kullanışlı. Fok tavan başka bir markanın var. Karaca'nın var. Çok da kullanmıyorum. O yüzden fok tavası. Allah. Bok tavası. Fok tavası demişim. Bok tavası. Aman Allah'ım. 400. Ama bak şunlar çok güzel. Bak bunlardan alın. Allah alın bunlardan. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Ben çok seviyorum böyle.
Patates dilimleyici 9,5 bak. Şu ne? Yumurta dilimleyici. Ben bunu alsam da kullanmam. O yüzden hiç boşa. Bak samsak döveci. Samsak döveci. Langıdı langan, langıdı langan. Ceren bıçağa bak. Tefalin bıçağı. Allah Allah. Barbie. Hi Barbie. Bu aralar çok moda ya. Hi Barbie. Her yerden çıkıyor. Ay şu bıçağa baksana ya. Nasıl bir bıçakmış. Kocaman. Bir de şu kenara bakalım. Ondan sonra bin turumuzu tamamlayalım. Bu ne? Gömlekmiş. Ah şurada var. Sofra bezi gibi kız. Bu da olmamış yani şu anda. Çok hoşlaşamadım. Ondan fikrimi söylüyorum. Tabii ki beğenenler vardır. Bir şey diyemeyeceğim de. Bu ne? Lokumluk. Aşure haftasında olduğumuz için bol bol aşurelik malzemeler de var burada. Onları da söyleyeyim sana, size. Ben bunlara da bakarım şimdi. Ay şunu çok beğendim aslında. Ben de 189 TL ya. Vallahi biraz pahalı geldi açıkçası. Bak şu bardakları çok beğendim. Bunlar da çok şık, çok güzel bardaklar. Böyle bardak ihtiyacınız varsa alın. Harika olur. Hem içeceklerinizde. Şu da şöyle ayaklı kahve yanı bardağıymış. Şunun bende mikası var. Camı yok ama bence gayet iyi. İkilisi 55 TL. Çok daha iyi. Şöyle meşrubat bardakları var. Bunlar da gayet güzel. Borcam her eve lazım. Bu ne? Çöp kovası mı bu? Anneciğim ne yapıyorsun? Tamam. Bitti mi Ceren? Bitti. Gidelim mi? Gidelim. Hadi gitmeyin artık. Hadi. Sen daha tatlısın. Aa, şunlar falan çok güzel oluyor ya. Bak şunu banyoda falan kullanıyorlar. Mutfakta kullananlar da var, gördüm. Çok kullanışlı. Böyle bütün her şeyini koyuyorsun. 129 lira fiyatı da iyi. Neden derseniz, çünkü Trendyol'daki satış fiyatını biliyorum. Döndük, dolaştık ve evimize geldik. Yorulmuşum da aslında ama hava o kadar güzeldi ki anlatamam size. Böyle hatta bir ara üzerimde bir hırka falan aradım. Birkaç gün önce böyle Ordu'da şöyle bir haber çıktı. Deniz analarının binlerce deniz anası suyun yüzeyine çıkmış. Ve biliyorsunuz Ordu'da bir sel felaketi oldu. Onunla beraber de yılanlar falan aşağıya inmiş. Hatta evlere falan girmiş. Aynı gün o haber. O haberi izledim. Gecesinde böyle deniz analarının binlercesinin yüzeye çıktığını. Benim o gece panik atağım tuttu. Kaça kadar uyudum, uyumadım bilmiyorum. İnanın okudum, bir sürü dua ettim. Deprem olacak kaygısı saplandı böyle içime. Kalbim hızlı hızlı çarpmaya başladı. Yeniden aynı şeyleri yaşamaya başladım. Neyse, çok şükür olmadı. Yani bütün bunların hepsi küresel ısınmayla alakalı ama gelin siz haber anlatın bana. Aynı ertesi gün sabah Adana'da deprem olduğunu duydum ve çok üzüldüm. Gerçekten burada Adana'dan izleyenler varsa onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bütün çevre illerden de duyulmuş. Hemen işte kayınvalidemleri falan aradık. İşte görümcemleri falan, iyi misiniz, bir şey var mı diye. Çok şükür bir şey yok. Hani öyle yani çok yüksek derecede de hissedilmemiş. Ama insan herhalde yaşadıklarından dolayı mıdır nedir? Böyle bir panik içerisine sürükleniyorsunuz. Yani bilemiyorum, Allah esirgesin. Bir de aynı gün kuşlar böyle etraflarında dönmeye başladılar. Ben İslahiye'deyken de deprem olmadan önce kuşların kendi etraflarına döndüklerini görmüştüm. Ve aradan 10-15 dakika geçmedi, büyük bir deprem yaşamıştık. Ben de sanırım bunlar hep yaşadığım şeyler olduğu için bu tarz şeyler karşısında da çok etkileniyorum. O yüzden böyle YouTube'a falan içerik üretemedim, çekemedim. Bir türlü bir şeyler yapma isteği gelmedi. Hatta birkaç gün kendimi kapattım. Çok kötüydüm yani, anlatamam size. Neyse, çok şükür daha iyiyim. Böyle sizleri çok ayrı kalmayayım diye short videolarına yüklendim. Öyle birazcık şey yaptım. Çünkü biliyorsunuz çok fazla hani bu kadar uzak kalmamaya dikkat edin ama bazen olmayınca da olmuyor. Yani yapacak bir şey yok. Çekmek için de çekmek istemiyorum ben açıkçası. Birbirimize güzel bir şeyler verelim, yaşatalım. Böyle olumsuz şeyler de paylaşmak istemiyorum. Hani ben o durumdayken beni öyle görüp sizin de mutsuz olmanızı istemiyorum. Çünkü ben hep pozitif enerji vermeye çalışıyorum. İyi şeyler
iyi olalım. Hani onun zaten hayat şartları zor. Zaten görüyorsunuz yaşananlar çok zor. Hayat pahalılığı, hayat şartları derken insanların sıkıntıları zaten kendilerine ağır. Bir de başka başka sıkıntılar çıksın istemiyorum açıkçası ama birbirimize de böyle şeyleri paylaşmak da iyi geliyor sanırım. Çünkü ben de sizin mesajlarınızla, yorumlarınızla bir şey öğreniyorum, bir şey duyuyorum. Aa ondanmış, aa böyleymiş falan diyorum. Çünkü öğreniyorum, öğretiyoruz birbirimize. Bu çok iyi geliyor. Bugün bir tane kargo gönderdim arkadaşlar. Bu dünyanın sonu nereye gidiyor? Gerçekten çok merak ediyorum. 106 TL. Bakın bir kağıt. Sadece incecik, minnacık bir kağıt imzaladım ve bir yere kargoladım ben. 106 TL ödedim. Sözün bittiği yerdeyiz. Yani bir kargo ile kağıt göndermek 106 TL olmuş. Hayat şartları gittikçe zorlaşıyor. Hayat pahalılığı, elektrik, su, benzin... Şartlar gittikçe zorlaşıyor. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun ve inşallah bu durum bir an evvel son bulsun diyorum. Neyse çok da konuştum ya. Aslında konuşusum da var da böyle çok sıkmak istemiyorum açıkçası. Ay, yeni yeni videolarla daha güzel. İnşallah Ağustos ayına daha umutla, daha mutlulukla geçeceğiz. Ben artık şeyde plan program yapmadığım için hani şu olur bu olur demiyorum. İnanın anı yaşıyorum. Her şey böyle nasıl gelişiyorsa öyle. Bir de hiçbir şeyi ertelemiyorum. Onu öğrendim mesela. Bir şey alacaksam alıyorum. Bir yere gideceksem gidiyorum. Birine bir şey söyleyeceksem söylüyorum. Seviyorsam seviyorum diyorum. Sevmiyorsam sevmiyorum diyorum. Ne bileyim. Hayat sanırım artık bu noktaya getirdi. Yaşla mı alakalı, yaşadıklarımla mı alakalı bilmiyorum ama hayatta hiçbir şey ertelemeyin. Vallahi ertelemeyin. Seviyorken sevdiğinize sevdiğinizi söyleyin. İyiyken sağlığınızın kıymetini bilin. Sevdiklerinizin kıymetini bilin ve yanınızdakilere sımsıkı sarılın. Sarılın. Sizi seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup yorum yapmayı da unutmayın. İyi ki varsınız benim güzel kocaman YouTube ailem diyorum. Allah gönlünüzün muradını versin inşallah. Dilerim kalbinizden geçen bütün dualar hepsi hayırlıysa Rabbim katında kabul olsun. İnşallah sizlere de oldu sevinci yaşatsın. Hoşçakalın.